geldin. Başkomiserim, nasılsın? İyiyim. Hayırdır? Ziyaretinin nedenini öğrenebilir miyim? Evet. Söyle bakalım. İzmir'deki evleri yıkılanlara para vereceğim. Yatak alsınlar, battaniye alsınlar, ısınsınlar. Öyle mi? Sen onların üşüdüğünü düşünüyorsun değil mi? Ben çok teşekkür ediyorum sana. Peki bu kumbarayı daha önce hiç açmış mıydın? Hiç açmış. Bu senin ilk kumbaran mı? Evet, tekerim dedi. İlk kumbaran değil de öbür kumbaraya geçtim. Öbür kumbaraya geçti. Evet, biz... Ama izin de çok hafif o. Öyle mi? Olabilirsiniz. Bu Ayla bebeğe inşallah, değil mi? Battaniye alacağız. Ayla bebeğe ciciler, ay ay ay, bakar mısınız bizim? Şuna bakın. Şuna bakın, ne yapacağız? Bir daha söyle bunu. Hadi bakalım, söyle ne yapacağız bunu? Bunu, bu hepsini dökeceğiz, ondan sonra sayacağız paraları. Ne alacağız bununla? Battaniye, yatak. Evet, Ayla bebeği alacağız değil mi? Evet, Ayla bebeğe biz battaniye alacağız. Oo, bakar mısınız? Ne kadar çokmuş değil mi? Hadi bakalım. Sen olmasaydın yapamayacaklardı. Gördün mü? Harika bir şey. O konuşmayı tekrar sorar mısınız? Bak Cihat. Bu para... Şöyle sanırım. Müdürüm siz de oturun oraya. Evet, kızla beraber gidelim. Artık. Çünkü aile bebeği battaniye alsınlar. Bu parayla bütün her şeyi alırlar. Ne alırlar neler. Söyle bakalım bize. Köfte ayran bile alabilirdi. Hem et bile alabilirdi, et. Tabii güzel bir olay. Çocuğun içindeki sevinci ortaya çıkarmak çok önemli. Bu para önemli değil. Önemli olan yardımda bulunabilmek, bunun büyüklerin ve herkesin yapabileceğini kanıtlaması olması ve küçüklerin de ayrı bağışta bulunabileceğini, yardım edebileceğini en güzel örneğidir. Önemli olan çocukların içindeki sevinci ortaya çıkarmak. Biz tabii Cihat kardeşimizin, evladımızın bağışını aldık, kabul ettik inşallah. Buna ayda...